Alo. Engin. Benim 250 bin liralık niye oraya koy? Ne demek otopark yok? Otoparkı alın. Gelin, burada bir de tren varmış, beach. Onu da. Böyle sosyal medyada yaptığı bir taklitti. Ama gelin arabamı alın, burada da bilmem ne varmış, lüks arabamı alın diye yaptığı o taklit işte neredeyse gerçek oluyordu. Yani arabanı almadığı zaman diyelim ki bir vale veyahut da orada herhangi birisi sana bir saygısızlık yaptı, olabilir. Herkesin başına gelebilir bu. İnersin arabana, onun neyse artık o valenin sorumlu olduğu o departman neyse mekana dersin ki bakın arabamı almadılar. Yani onu orada ağız dalaşına gireceği ve böyle tehditler savuracağı bir sistemi eğer bir sanatçıysa siz de bu adamları övüyorsanız olmamalı diye düşünüyorum. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Lafı kadar korkunç bir laf çok yok. Çok korkunç bir şey. Kusura bakma. Kabul ediyorum. Kim olursan ol, almıyor. Dolayısıyla benimle aynı masada oturmuş olması benim onu eleştirmemem anlamına gelmiyor. Değil mi? Ne güzel 6 ayda gelişmeler var sende. Ya. Eleştiriyorum işte yani. Hele ki böyle küfürlü müfürlü konuştuysan. Olmaz. Güvenlik görevlisine, bir personele, sanatçıların, ünlülerin böyle yapıyor olması anlaşılır gibi değil. Işın Karaca'da ne demişti? Bir görelim bakalım Işın Karaca'da. Evet. Evet, şöhret çok tehlikeli bir şey, yazık diye eleştirmiş. Gerçekten de zaman zaman şöhret tehlikeli bir şey oluyor. Şimdi bir de şunu da bilmiyorlar. Her şöhret olan, yani Türkiye'de her şöhret olan şarkısı tutmuş veyahut da o dönem yardımcı olmuş o dönem ona. Zannediyorlar ki ömür boyu o şöhret devam edecek. Öyle bir şey yok. O herkese mal olacak bir şey değil. Gerçekten. Evet. Yani bunu edindikleri zaman çok da kısa sürede kaybedebiliyorlar bu hareketlerinden dolayı. Peki biraz daha dikkat etsin Koray Avcı diyelim. Şey var ya, belediye otoparkları var orada. Eskiden yani şimdi para kazanmadan önce araba mı vardı? Yani gidiyordum. Tabii sen de gidip belediye otoparkına park ediyorsun değil mi? Oradan şuradan şuraya yürütemiyoruz biz sizleri. Neyi? Ben ünlüleri. Kadınım ya, kadınım ben. Tabii, tabii ki canım. Yani, kadın ünlü. Ama ben hiçbir zaman da bir valeye sen benim kim olduğumu zaten o benim bilir. Çünkü bu bilememiş, tanımamış bunu, tamam mı? Zaten bunu tanımamış. Tanıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Aslında şu var yani orada gizli özne. Ben yani sen beni tanımıyorsun. Çünkü ben kimim? Demek ki hani diyecek ki vale, ha bu demek ki birisi. Hani onu çağrıştırıyor. O zaman o birisi ben diyecek Koray Avcı'yım. Onu da söyleyemiyor.